Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tığımın numarası 22 numara. Ve bu gördüğünüz renklerden sizlere çok güzel bir model hazırladım. Bu gördüğünüz süt e, meyve suyu pipeti arkadaşlar. Ve bu uzundu. Şurası ekrana sığmaz diye. Bakın şu şekilde uzun bir şekilde sığmaz diye. Ben bunu böyle ucundan birazcık kestim. Aparat olarak bunu kullanacağım. Meyve suyu pipeti aparatımız olacak. Şöyle yine çok güzel bir model hazırladım sizler için. Şöyle göstereyim modelimi. Bakın bu papatyaları göstermiş olduğum meyve suyu pipetiyle yapacağız. Çok güzel oldu arkadaşlar. O sık iğneli trabzanın yerine bu şekilde ve süt pipetiyle sizler için dallar hazırladım. Yuvalar hazırladım. Çok güzel oldu. Bakın modelimde şöyle kalıp gibi bir model oldu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. 18 tane şu şekilde kirpikli trabzan ara mesafesi bırakıyorum. Şöyle bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 tane bu şekilde kirpikli trabzanı hazırlamışım. 2 tane de sizle yapalım. İlk başlar gibi başlıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 alarak trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 4 zincirimi bu şekilde bir zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle iki iki alarak trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir Evet 18 tane bu şekilde ara mesafesini verdik şimdi çiçeğimizin yuvasını yapılışına başlayalım bir zinciri çekiyorum bir tane boş trabzan şöyle 2 2 yani kirpiksiz bir trabzan bir zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 alarak trabzan yaptım üzerine 4 zincir hemen kirpiğimi kapattım bir zincir bir defa dola hemen 2 ve 2 alarak trabzan yap 8 tane zincir yapıyorum 8 zincirimi şöyle ters tarafına çevirip boş olan bu trabzanımın tepe noktasına kapatıyorum bu şekilde sık iğneyle ve yuvamız bu şekilde bir zinciri çekip düz tarafına döndüm Kineyle iğne ile buraya sabitliyorum. Bir zincir çekip ipimi uzattım bakın. Şimdi aparatımı alıp buraya takıyorum. Arkadaşlar şöyle kalıplamadan önce bakın ipinizi şöyle esnetirseniz onu başta da göstermeyi unuttum. Güzel bir şekilde şöyle uzamayan bir ilmekleriniz olacaktır. Şöyle iyice esnetin ve bu yuvanın içinden şöyle 2 zincir çekerek dibinde 10 tane ilmek toplayacağız. Ne kadar güzel ipinizi esnetirseniz o kadar şöyle uzamayan güzel kalıp gibi ilmekleriniz olur. Buranın püf noktası da esnemiş ipe ilmek toplamak. 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. 2 zincir 6 dibinde 2 zincir 7 8 9 şöyle 10 Evet dibinde 2 zincir çekerek 10 tane ilmeği buraya topladık. Şöyle bakın. Şimdi bu dibine iki tane sık iğne yapacağım. Bakın birincisini şu şekilde aslında bir sayılır arkadaşlar. Bakın bu sık iğne belli belirsiz oluyor kenarında. Şöyle bir tane daha dibine giriyorum normal. Bu şekilde çok güzel. Ayrık durmuyor sık iğneler. Çok güzel duruyor. Şimdi bir defa tığımı doluyorum. Yandaki boş olan tığ battıya girdim 2 ve 2. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapattım buraya. İpiğimi yaptım. Şimdi ilk başta gösterdiğim 18 trabzanın yapılışına geçtik. Bakın bu şekilde 2 2 alarak mesafe yapacağız. 4 zincirimi çekiyorum, kapattım. 1 zincir şöyle bir defa doladım. 2 2 alarak trabzanımı yapıyorum. 4 zincir. Kapatıyorum. Bir, bir, bir. bir zincir bir defa doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 ve 2 4 zincir buraya kirpik bir zincir Bakın bu şekilde 18 tane yapacağız ve kolay bir şekilde böyle arkadaşlar çubuktan daha güzel böyle plastik olduğu için kayıyor Evet 18'e tamamlayın ben bunu ve çiçeğimizin üst kısmını yapımında buluşalım Evet arkadaşlar şimdi bakın bu ilk yuvamızı tersinden yapacağız papatyalarımızın düze gelmesi için. Şimdi hazırladık. Şöyle ters tarafına çevirelim tülbentimizi. Sarı ipimizi tığımıza tutturduk. Üçüncü kirpiğin içine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve sarı renkten yapacağız. Şu ucu da şöyle hafif yakayım arkadaşlar. Şimdi iki defa tığımı doladım. İkişer ikişer ilmekler alıp bunları dal yapacağız. Bakın iki ilmeğin arasından geçtim. Şöyle iki ve iki. İki tane ilmek tığımda. Yine iki defa doladım. Yuvanın içine giriyorum ve iki iki olarak alıyorum. Kalın olması için bu şekilde iki seferde doluyorum tığımı. Hepsini birden yani üçünü birden buraya kapatıp şöyle buraya 7 tane zincir çekeceğim 7 zincirde yuva hazırlayacağız ve 2 defa tığımı doladım 7 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvanın içine girip şöyle 2 2 alarak bu şekilde trabzanımı yaptım şöyle sonuncu kaçmış şekilde yuvamız ilk yuvamız bu şekilde şimdi araya bir tane zincirimi çekiyorum şöyle iki defa tığımı doladım yine iki tane ilmeği alıp şöyle ikinci dalımı 2 i̇ki, 2 olarak şöyle bir trabzan yaptım sonra iki ilmek tığında O iki ilmeğin üzerine bir iki ilmek de ben doluyorum şöyle dalımın arasına girdim 2 ve 2 alarak Çıktığımda 3 tane ilmek oldu. Üçünü birden kapattım. Şimdi ikinci yuva yapıyoruz aynı şekilde. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 defa tığımı doladım. Aynı noktaya, aynı dalın içine. Şöyle 2, iki, 2, iki, ikisi tığımda. 2 i̇ki defa tekrar doluyorum ikinci trabzanı yapmak için aynı yuvanın içine giriyorum 2 2 alarak trabzanımı yapıp bu şekilde üçünü birden kapattım arasına geçiş mesafesi olarak bir zincir çekiyorum iki defa tığımı doladım yine iki tane dal alıyorum şöyle bu yuvaları tersinden hazırlıyoruz 2 ve 2 2 defa tığımı doladım dalımın içerisine giriyorum 2 ve 2 Şöyle kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Şu kapatma sık iğne noktasından hariç 7 tane olacak. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine girip şöyle 2 2. Bunu tek tek trabzan yapmak istemedim arkadaşlar. Bu uç daha güzel duruyor bu şekilde. Tek tek trabzan da olur yani. Şöyle 2 ve 2 son 3 üç ilmeğin üçünü birden buraya kapattım araya bir zincir iki defa tığımı doluyorum yine iki tane ilmek alıp kendime dal oluşturuyorum bu şekilde 2 ve 2 iki. iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 geriye kalan bu 3 üç ilmeği de üçünü birden kapatıp şöyle bakın bunu kapattığınız zincir saymıyorum Ayrıyeten 7 zincir. 6 ve 7. 2 defa tığ doladım. Aynı yuvanın içine. Şöyle 2. 2. Tığımda 2 tane var. 2 defa ben doluyorum. Şöyle 2 ve 2. Üçünü birden kapatıp yuvamın işlemini bitirdim. bak Bir zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 1 ve 2 iki. Buraya 2 iki, 2 iki alarak trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içinden girdim. Bir tane ilmek aldım. 2 ve 2 Şimdi üçünü birden buraya kapattım. 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. Şöyle 2 ve 2. Bakın 3 üç tane. 3'ünü birden buraya kapattım. Şimdi arkadaşlar ilk başlarda 3. tığ battının içine girmiştik. Yine sonda da 3. tığ battının içine bakın. Yuvamızın bitişinde girdim. Şimdi buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum bak. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturduk. 5 tane yuva oldu. 10 tane ilmeği ikişer ikişer ayırarak 5 yuva hazırladık. Şöyle düz tarafına dönüp rahat bir şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi bir defa tığımı pardon iki defa tığımı doladım ve yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzan yap iki defa tığımı doluyorum. Şöyle yuvanın içine girdim. 2, 2 ve 2. Bu üçüncü trabzan. iki defa tığımı doladım. Ve yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 1, 2, 3. 5. trabzanı yuvada zincir olarak kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın bir tanesini bitirdik aynısından iki defa doladım yuvanın içine girip 2 2 2 alarak trabzan yaptım. Evet, ikinci yaprağı da aynı şekilde 4 tane trabzan yapacağız şöyle 2 dolayıp 2 2 ve 2 1 2 3 zincir kapatıyorum bu şekilde Evet. birinci yuvamızın papatya yaprakları bu şekilde hazır bu arada çekmiş olduğumuz bir zincirin içine sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2. yuvamada sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Tüm bu yuvaları aynı işlemleri yapacağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde 5 tane papacı yaprağı yapacağız. 2 2 2 2 2 ve 2. 3 zincir çekiyorum. Kapattım buraya. 3 zincir. 2 defa tığ dola. Yuvaya gir. 2 ve 2. Pardon arkadaşlar. Alttaki kaldı herhalde. Aklımda. Yine aynı şekilde. 2, 2 ve 2. 3 oldu. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 tane trabzanı yaptık. 5. trabzanı bu şekilde sabitledim. Bakın. Aradaki bu bir zincirli geçiş yerine sık iğne ile geçiyorum. Bir sık iğne de bu şekilde yuvada. 1 2 3 zincir şöyle çok güzel bakın kalıp gibi oluyor. Şu sivrilikleri de özellikle böyle oluşsun diye üçünü bir kapattım. 2 defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım 2 2 ve 2 4 tane trabzanı yaptık 3 zincir çekiyorum kapatıyorum tekrar 3 zincir 2 defa tığ doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 ve 2 2 defa tığımı doladım 4 tane trabzan oldu yine. Şöyle 5. için 3 zincir. Kapatıyorum. Hemen sık iğnemi bu bir zincirin arasına girip diğer yuvaya da sık iğne ile geçişimi yaptım. Evet, şöyle çok güzel oluşuyor. 3 zincir 2 defa doladım. 2 2 iki defa doluyorum 2 2 2 şöyle 1 2 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir iki defa tığ doluyorum aynı yuvanın içine ikinci yaprağa başlıyorum bir yuvaya iki tane papatya yaprağı yapıyoruz şöyle 2 2 ve 2 1 2 3 zincir kapatıyorum hemen burada bir zincirle geçiş yaptığımız diğer yuvaya bu ara kısma da bir sık iğne yuvaya da bir sık iğne şöyle geçiş noktası oluşturuyoruz 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doladım ve 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girip 2 2 ve 2 4 1 2 3 zincir bu da 5. trabzan 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum 2 2 ve 2 3 seferde sıkı sıkı alıyorum büyük bir trabzan olmaması için 2 ve 2 Evet sonuncu yaprağımızı da bu şekilde yapıyoruz 3 zincirimi çektim kapatıyorum bu şekilde. Şimdi buradaki başlamış olduğumuz yeşil kirpiğin arasına da son bir sık iğne yaparak bu şekilde üzerine de bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet bakın çok güzel şöyle kalıp gibi bir çiçeğimiz oldu. Şimdi ben bu ipimi yakıp temizleyip hemen geliyorum. Çok hoş ve çok güzel bir model hazırladık sizlerle. Şöyle bakın, şu sivri uç noktaları da çok hoş duruyor. Şu dalların üzerinde minik minik papatyalar. Şöyle kondurduk. Bu da daha önce sizler için hazırladığım kırmızı rengim. Şöyle ara mesafesine bakın. Tam e, bir ara mesafesi oldu. Ne az ne çok sizlere karar bir ara mesafesi yaptık. Şöyle arkadaşlar öbürüyle yan yana tutuyor Şöyle güzel bir. Görüntü vereyim. Evet. Modelim bu şekilde. Gayet yapımı da kolay. Artık bu çimeni de iyice size yapa yapa çok sık kullana kullana iyice öğrettiğim Bekişti sanırsam arkadaşlar. Evet. Bu şekilde modelim. Sizler demeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.